Katar. Arap Körfezi'ne uzanan bir yarımadada yer alan Katar, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Büyük bir yüreğe sahip küçük bir ülke olan Katar, halkının dayanıklılığı ve misafirperverliği ile tanınır. Yüzyıllar boyunca bu topraklar parıldayan hazineler için derinliklere meydan okuyan inci dalgıçlarıyla biliniyordu. İnci dalgıçları, denizin derinliklerinden çıkardıkları incilerle Katar'ın ekonomisine büyük katkı sağladılar. Çetin çöl iklimi, zorluklara alışkın ve ticarette yetenekli, dirençli insanlar yetiştirdi. Bu insanlar, zorlu doğa koşullarına rağmen hayatta kalmayı ve gelişmeyi başardılar. Ancak kumların altında bir umut, Katar'ı mütevazı bir yerden küresel bir oyuncuya dönüştürecek bir kaynak yatıyordu. Bu kaynak, Katar'ın modern dünyada önemli bir yer edinmesini sağladı. Katar'ın hikayesi, dönüşümün, hırsın ve tarih ile kültürün kalıcı bağlarının hikayesidir. Katar, geçmişinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Eski ticaret yollarından modern gökdelenlere kadar Katar, dünya sahnesinde her zaman yerini aramıştır. Katar'ın modern mimarisi, geçmişin izlerini taşırken, geleceğe de ışık tutmaktadır. İmparatorlukların yükselişi ve düşüşüyle iç içe geçmiş yolculuğu, insan direncinin gücünün ve bu çöl incisinin kalıcı cazibesinin bir kanıtıdır. Katar'ın hikayesi her zaman ilham verici ve büyüleyici olmuştur. Yüzyıllar boyunca Orta Doğu'nun üzerine uzun bir gölge düşüren geniş ve güçlü bir imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğu. Deniz ticaret yolları üzerinde stratejik olarak bulunan Katar, Osmanlı'nın dikkatini çekti. İstanbul'dan doğrudan yönetilmese de Katar, imparatorluğun etkisini ticaret, diplomasi ve zaman zaman yapılan askeri seferlerle hissetti. Osmanlı'nın Katar'daki etkisi, bölgesel güç mücadeleleri ve imparatorluğun iniş çıkışlarıyla şekillenerek yüzyıllar boyunca azalıp çoğaldı. Yine de bu dönem Katar'ın kültürel dokusunda silinmez bir iz bıraktı. Mimari motiflerden mutfak geleneklerine kadar Osmanlı geçmişinin yankıları modern Katar'da hala bulunabilir. 18. yüzyılın ateş çemberinde Katar'da yeni bir güç ortaya çıktı. Al Sani ailesi. Şeyh Muhammed bin Sani liderliğinde dağınık kabileleri birleştirerek ve birleşik bir Katar'ın temelini atarak kendilerini zeki liderler olarak kabul ettirdiler. Onların yönetimi, bir istikrar ve refah dönemini başlatan bir dönüm noktası oldu. Al Sani ailesi, bölgesel ittifakları dengelerken, Katar'ın özerkliğini de savunarak, karmaşık jeopolitik ortamda ustalıkla ilerledi. Bir yandan komşu güçlerle güçlü bağlar geliştirirken, diğer yandan, Körfez'de ticaret ve nüfuz sağlamaya hevesli Avrupa ülkeleriyle de ilişki kurdular. 4. Bölüm, Kara Altın ve Mavi Ateş. 20. yüzyılın ortalarında petrolün keşfi, Katar'ın kaderini değiştirdi. Bir zamanlar mütevazı bir inci avcılığı ve balıkçılık topluluğu olan Katar, artık bir kara altın denizi üzerinde oturuyordu. Bu yeni zenginlik, Katar'ı modern dünyaya taşıyan, eşi benzeri görülmemiş bir kalkınma çağını besledi. Ancak Katarlı liderler, sadece petrol zenginliğinin dalgasına kapılmakla yetinmediler. Gerçek refahın, çeşitlendirme ve eğitime, altyapıya ve teknolojiye yatırımda yattığını anladılar. Bu ileri görüşlü yaklaşım, Katar'ın bilgi tabanlı bir ekonomiye dönüşmesinde önemli bir rol oynadı. 5. Bölüm, Modern bir Rönesans. Enerji zenginliğinin de verdiği güçle Katar, iddialı bir modernleşme programına başladı. Bu program, ülkenin her köşesinde büyük değişimlere yol açtı. Çöl kumlarından gökdelenler yükseldi, dünya standartlarında üniversiteler kuruldu ve kültürel kurumlar gelişti. Bu gelişmeler, Katar'ın küresel bir eğitim ve kültür merkezi olma yolunda ilerlemesini sağladı. Katar'ın dönüşümü sadece ekonomik değildi, toplumun her kesimine dokunan bir rönesanstı. Sanat, spor ve bilim alanlarında da büyük atılımlar yapıldı. Katarlı liderler, gerçek ilerlemenin sadece binalardan ve altyapıdan ibaret olmadığını fark ettiler. İnsan odaklı bir kalkınma modeli benimsediler. Eğitime, sağlık hizmetlerine ve sosyal refaha büyük yatırımlar yaparak herkese fırsat eşitliği sunan bir toplum yarattılar. Bu yatırımlar, Katar halkının yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdı.
Kalkınmaya yönelik bu bütüncül yaklaşım, Katar'ın bölgedeki diğer ülkeler için bir model olarak kabul edilmesini sağladı. Katar, sürdürülebilir kalkınma ve yenilikçi çözümlerle bölgesel liderliğini pekiştirdi. 6. Bölüm: Doğu ile Batı arasında bir köprü. Kıtaların kavşağında stratejik olarak bulunan Katar, Doğu ile Batı arasında diyalog ve anlayışın geliştirilmesinde uzun süredir hayati bir rol oynamaktadır. Bu küçük ama etkili ülke, farklı kültürler ve medeniyetler arasında bir köprü görevi görerek, barış ve işbirliği için bir platform sunmaktadır. Liderleri, değişken bir bölgede istikrarı teşvik etmek için diplomasi ve çatışmaların barışçıl yollarla çözümünü savundular. Katar, bu çabaları destekleyerek bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Katar'ın uluslararası işbirliğine olan bağlılığı, büyük spor etkinliklerine, kültürel değişim programlarına ve insani yardım girişimlerine ev sahipliği yapmasında açıkça görülmektedir. Bu etkinlikler, Katar'ın dünya sahnesinde önemli bir oyuncu olduğunu göstermektedir. Anlayış köprüleri kurarak ve işbirliği ruhunu besleyerek Katar, herkes için daha barışçıl ve müreffeh bir geleceğin şekillenmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Katar'ın bu vizyonu sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de yankı bulmaktadır. 7. Bölüm: Sonuç, Gelecek için bir ortaklık. Bugün Katar, Orta Doğu'da ilerleme ve inovasyonun bir simgesi olarak durmaktadır. Mütevazı bir inci avcılığı topluluğundan, küresel bir oyuncuya uzanan uzun yolculuğu, insan hırsının gücünün ve tarih ile kültürün kalıcı bağlarının bir kanıtıdır. Katar geleceğe bakarken, ilerleme, inovasyon ve bölgesel istikrar değerlerini paylaştığı Türkiye ile olan güçlü bağlarına güvenebilir. Birlikte, bu iki ülke küresel sahneye daha da büyük katkılarda bulunmaya ve gelecek nesiller için daha parlak bir gelecek inşa etmeye hazırdır.